İçki, kumar ve piyango çöküştür. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenû in الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. Fehal entum tehun Ey iman edenler şarap kumar dikili taşlar putlar fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz Kıymetli dostlar Allah Celle Celaluhu iman edenlere şöyle sesleniyor Ey iman edenler İçki, kumar, falokları ve piyangolar pisliktir. Şeytan amelindendir. Demek ki içki, kumar, piyangolar bir, pislik, iki, şeytan amelidir. Bu ifadeyi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu açık açık kullanıyor. Bunlardan sakının ki, felaha eresiniz. Eğer siz içkiden, kumardan, piyangodan, haksız kazançtan, faloklarından sakınmazsanız, o zaman felaha eremezsiniz.'' Şeytan sizi içkiye müptela kılmakla, kumara bulaştırmakla aranıza düşmanlık tohumlarını ekmek ister. Sizi namazdan, Allah'a zikirden alıkoymak ister. Hala vazgeçmeyecek misiniz diyor. İçki ve kumarla ilgili en son noktayı koyan ayet-i kerime bu ayet-i kerimedir. Bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra sahabe-i kiram efendilerimiz vazgeçtik Allah'ım. Bir daha bizim hayatımızda bunlar olmayacak demişlerdir. Bu zamana kadar sahabe-i kiramın evlerinde küplerle içkiler vardı. Çünkü o zamana kadar kesin olarak yasaklanmamıştı. Bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman herkes evinde içlerinde içki bulunan küplerin, sürahilerin, şişelerin hepsini boşalttılar ve artık sıfırladılar. Çünkü Allah onlara "Hala vazgeçmeyecek misiniz?" demiştir. Yüce Rabbim Celle Celaluhu bu pisliklerden ülkemizi, vatanımızı ve alemi İslam'ı hala seylesin. Ölçümüz niteliktir, nicelik değil. Helal bir, haram beşten büyüktür. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul lâ yessevil habîthü vettâ. طيب ولو اعجبك كثرة الخميف فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون deki pis ve kötüyle temiz ve iyi bir değildir pis ve kötünün çokluğu tuhafına gitse yahut hoşuna gitse de bu böyledir öyleyse Ey akıl sahipleri Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa eresiniz. Kıymetli dostlar. Allah Celle Celaluhu'nun kelamı başkasıyla kıyas edilemez. Bakanız ne diyor? Habibim de ki: Ey Allah'ın kulları, azlık veya çokluk önemli değildir. Önemli olan pis veya temiz olmaktır. Bir bardak tertemiz su Öbür tarafta da içerisinde farenin ciri tattığı bir depo pis su düşünün. Bir tarafta bir bardak, diğer tarafta bir ton su. Hangisini kabul edersiniz? Bir bardak suyu tercih edersiniz. Çünkü azlık ve çokluk önemli değildir. Kazançta da, mal ve mülkte de, servette de çokluk önemli değil, temizlik önemlidir. Az olup temiz olan, çok olup pis olandan çok daha hayırlıdır.